Bari bir çay ikram etseydim, içim rahat etmeyecek şimdi. Bırak Allah aşkına Nermin'cim şimdi çayı pastayı. Biz neyin derdindeyiz, sen neyle uğraşıyorsun? İşlediğin günahı biliyorum ve herkese anlatacağım. Allah Allah. Ya aklım almıyor. Handan ne günah işlemiş olabilir ki? Hayatında gizli biri olmasın. Bir erkek falan. O ne biçim söz? Ağzını topla Zeliş. Ölmüş kadının ardından neler söylüyorsun? Canım benimki sadece bir tahmin. Yani ev işiydi, çocuktu, kocaydı, hepsine yetişti. Bir de sevgili buldu kendine. Duy da inanma. Bunların kumar borçları olmasın sakın. Zeliş. Tamam canım. Benden bu kadar. Kızlar, Cemil abiye versek mi bu mektubu? Ne de olsa kocası, o bilir. Çok erken. Adam zaten üzgün. Bir de acısını bununla tazelemeyelim. İyi de bilmesi gerekmez mi? Adamın karısı. Ya adamın karısı. Ya, cenazede bir damla yaş dökülmedi adamın gözünden. O kadar moralim bozuldu ki eve gittim. Ömer'e telefon açıp telefonda anlattım. Belki insan için de ağlayamıyordu. Erkek kısmı için ağlamak hep zordur. Evet. Ya, yapma Allah aşkına. Şu zaman da ağlamayacak. Ne zaman ağlayacak? Ne yapacağız şimdi? Her şeyin bir yolu yordamı var. Şimdilik ortalığı velveleye vermeyelim. Evet, polise verelim. Hoppala, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Aman canım, delinin birinin yazmadığı ne malum bunu? Ya delinin biri yazmış olsaydı, Handan bu mektubu okuduktan sonra niye gülüp geçmedi de beynine silah dayadı? Arkadaşlarım ölümümün arkasındaki sırrı bulmaya kararlıydılar. Ancak sırlar her zaman derinlerde gömülüdür. Ve bu sırrı yalnız kocam Cemil biliyordu. Baba. Niye kızıyorsun orayı? Ağacın köküne böcek musallat olmuş da. Temizleyeyim dedim. Bu saatte. Sabah vaktim olmuyor. Ne var orada? Mert. Baba ne var söylesene. Baba. Annenle birlikte gömdüğümüz bir şey. Başka bir şey sorma, ben de söylemeyeyim. Hadi git yat. Mert.
Bundan kimseye bahsetme. Sakın. Zavallı Mert. Bir çare oğlum benim. Sonunda aile sırrımızla o da tanıştı işte. O gece arkadaşlarımdan hiçbirinin gözüne uyku girmedi. Hepsi beni ve işlediğim günahı merak ediyordu. Ve onlardan neden yardım istemediğimi. En önemlisi de oğlumu dar o dünyada neden yalnız bıraktığımı düşünüp durdular. İnsan kendi hayatından vazgeçer de çocuğunkinden vazgeçer mi? Hiç aklım almıyor doğrusu. Neden intihar etmiş olabilir? Ha Behçet? Ha ne var? Handan diyorum. Nasıl içi el verdi de bıraktı kocasını, oğlunu? Bunu sormak için mi gecenin bir vakti dürttün beni? Kim bilir ne derdi vardı. Ben dünya yıkılsa bırakmazdım çocuklarımı. Seni de. Ama sen... Yat uyu ben Ermin. Tutturdum boşanalım diye. Neyi paylaşamıyorsak? Neyi paylaşıyoruz sen? Söylesene. Neyi? Sıcak yuvamızı, çocuklarımızı, hayatımızı. Yetmedi mi? Baştan bilseydim hiç evet der miydim sana? Hayır deseydin o zaman. Şükran ablamların düğününde evet dersen malım, adım, her şeyim senin. Ecel ayırana kadar seninle birlikteyim demiştin. O zamanlar kuyumcunun oğluyla sözlüydüm. Malı mülkü görmedi gözüm. Sözü attım, babamın karşısına çıktım. Ben Behçet'i istiyorum dedim. Şimdi yaptığın şeye bak. Bu hale getiren ben değilim. Peki kim? Hadi yat uyu. Sonra konuşuruz. Uyanık mısın sen? Senin kadar değil. Bu iş toplantıların hiç bitmez oldu. Haftanın her günü toplantı mı olur ya? Vallahi ben de bayılmıyorum her gün toplantıya ama ne yapayım? Sen gel bakayım şöyle. Ay bırak, bırak Allah'ını versen ya. Bir karın olduğunu sadece yatakta hatırlamandan bıktım. Tek başıma yemek yemekten de bıktım. Kahvaltı etmekten de bıktım. Tek başıma oturup televizyon izlemekten de bıktım. Tamam işte.
Ben de başka şeyler yapalım diyorum. Lütfen Nur ya, istemiyorum. Anlaşıldı. Bunu vermeden kurtulamayacağım. Neymiş o? Beni çocuk gibi hediyeyle kandırmaktan vazgeç. Al, istemiyorum. Ya beğenmediysen içinde değiştirme kartı var. Hediye istemiyorum Kudret. Yeni ayakkabı, yeni çanta da istemiyorum. Anlıyor musun? Ya ne istiyorsun peki? Ben sadece sevilmek, sevildiğimi anlamak istiyorum. Ya dünyanın parasını saydım şunu. Hala sevildiğini anlamadıysan ben ne yapayım? Anne. Ay canım, uyandırdın mı seni? Yok da. Ne oldu? Neden mi ağrıyor yine? Yok. Uyku tutmadı. Handan teyzen aklımdan çıkmıyor Gamze. Yani o kadar hayat dolu bir insan nasıl? Allah'ım yarabbim. Ben Mert'e de çok üzülüyorum. Yazık. Hayalet gibi oldu çocuk. Okulda hiç kimseyle konuşmuyor. Allah yardımcısı olsun. Zor. Annesizlik çok zor yavrum. Annem çeyiz sandığıma sakladığım şeyi bir bilse, beni hiçbir zaman affetmezdi. Söylemeyi unuttum ya. Kemal abi yine şeyi sordu. Neyi sordu canım? Servis parasını. Baban nafaka hesapta dedi ama nafakadan eser yok hesapta. Şu Seftap Hanım elbisesini diktim ya. Parayı alayım, haftaya öderiz, tamam mı canım? Of, herkesin içinde sormasa bari. Ters de sende. Sanki seni Fiz Hanım'ı götürüyor. Şuradan şuraya götürüyor, bir de dünyanın parasını alıyor. Adama bak. Hadi. Sen şu çöpü al da götür, atıver şimdi. Vallahi hani hiç atamam. Zaten kahvaltıyı da ben hazırladım. Bu seferlik de sen at. Yavrum ben bu kılıkta mı gideyim? Ne var şunu atıversen 2 dakikada? Anneciğim ne var kılığında? Yani kim görecek sabahın bu saatinde? Gamze şunu alır mısın lütfen? Ya anne bak, kahvaltıyı da ben hazırlıyorum. Her şeyi bana yıkıyorsun. Bu seferlik de sen at bak. Zaten üstün başın mahvoluyor sonra. Sen 2 yumurta kırdın diye adam mı oldun Gamze? Babasının kızı işte. Sanki bir şey yaptı. Günaydın. Günaydın. Sabah sabah nereden çıktı? Ben de acil bir şey için, yani acil çöp dökmem gerekiyordu. Ben de bu tarım. Olur öyle insanlık hali. Siz nasılsınız Sinan Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, sağ olun.
Sabah sabah nereye böyle? Bir iş görüşmesi var da. Ya bu sizi bizi kaldırsak mı aradan? Komşuyuz ne de olsa. Komşuyuz Sinan Bey. Bey'i de kaldırdık mı tam olacak demektir. Tamam Sinan. Sinan oğlum. Efendim. Oğlum üstüne bir ceket al. Akşamları hava serin oluyor evladım. İyiyim anne ben böyle. Aa anneniz mi geldi? Memlekette demiştiniz. Teyzeciğim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Ben Yasemin şuradaki evde oturuyorum. Komşuyuz yani. Öyle mi? Hoş bulduk yavrum hoş bulduk. Ben de Sinan'ımı yalnız bırakamadım. Kalkayım geleyim dedim işte. İyi yaptınız. Kahveye buyurmaz mısınız? Aa yok. Bugün çok telaşım var. Oğlan evi altını üstüne getirmiş. Eğer müsaitseniz yarın siz buyurun gelin. Ben hep müsaitim. Bakın şu ev benimki şu. Aa iyi. Beklerim. Sinan Bey. Bakıyorum erkencisiniz bugün. Bir iş görüşmem var da. Aa olur olur. Sizden iyisini mi bulacaklar? Hem ne demişler? İşleyen de mi pas tutmaz? Ya bu çalışma hayatı insanı disipline sokuyor değil mi Sinan Bey? Yani örneğin ben. Bugün benim aslında izin günüm ama erkenden kalktım. Hemen kendime bir çeki düzen verdim. Yani örneğin ev kadını olsam salar gidersin. Üzerine alın mı şekerim? Yani misal. Biraz asabiyet var da bunda. Aa, valide hanım o. Ay hiç söylemiyorsunuz ne ayıp şey. Valide hanım. Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay inanın gözüm yollarda kaldı yani. Memleketten bir an önce dönse de bir hoş geldiniz şeyine gitsem diyordum ben de. Öyle mi? Yarın siz de buyurun. Bak hanım kızımız yarın bana gelecekler. Sizi de beklerim. Buyurun gelin. Öyle mi? O hanım kız gelir de ben gelmez miyim teyzeciğim? Görüşürüz o zaman. Neyse ben fazla gecikmeyeyim. Sinan Bey. Şu süpermarkete kadar beni de atsanız. Buyurun. Teşekkürler. Görüşürüz. Önüne bak hanım kızım. Meyve suları bitmemiş. Çocuklar onları için vitamini kaçar. İremciğim. Benim çıkmam lazım. Abin de kahvaltısını bitirsin. Bulaşıkları makineye yerleştir kızım olur mu? Onun bulaşığını niye ben yerleştiriyorum? Ama o erkek. Ay resmen ayrımcılık yapıyorsun anne. Evladım kız kızlığını bilecek erkek erkekliğini. Hem yaptığın bana öğrendiğin kendini. İleride evlenince çok dua edeceksin. Evlendiğimde senin gibi olmayacağım anne. Hatta evlenmeyeceğim. Ne yapıyorsa yap bulaşığını da kendin topla. Hadi ben de okula gidiyorum. Dışarıdan bakan herkes, Zeliş'in mutlu olmak için gereken her şeye sahip olduğunu düşünür. Güzel bir yüz, pahalı takılar, dünya kadar elbise, ayakkabı, çanta, dayalı döşeli bir ev, mobilyalar. Doğrusu Zeliş'in sahip olduklarına herkes gibi ben de gıpta ediyordum. Oysa biraz daha yakından baksaymışım. Arkadaşımın mutsuzluktan boğulmak üzere olduğunu görebilirmişim. Neyse ki insan her zaman sığınacak bir liman buluyor. Zeliş de bulmak üzere. Aa, Levent. Nereden çıktın sen? Zeliş Hanım, ben rahatsız ettim. Bir yere gidiyorsanız ben daha sonra da gelebilirim. Ya bir yere gitmiyorum, ne alaka? Hazırlanmışsınız da. Bu benim günlük kıyafetim. Pazara da çarşıya da aynı. Sen niye geldin?
Ben yeni RAM getirdim. Bilgisayarınızı hızlandırmak için. Hı. İnternete girmiyor ki hızlandırasın. İyi madem getirmişsin, gir tak. Bilgisayarınız yeni gibi olacak şimdi Zeliş Hanım. İnternete girmedikten sonra yeni gibi olsa ne olur? Başvurdunuz mu? Kudret başvuracaktı ama. İki güne gelip bağlıyorlar zaten. İsterseniz ben de yardımcı olabilirim. Hı, sağ ol. Kudret halleder. Biliyor musunuz Zeliş Hanım? Eviniz çok güzel. Hı, beğendin mi? Benim zevkim. Ama siz çok daha güzelsiniz. Çok özür dilerim. Ben böyle söylemek istememiştim. İstemeden oldu. Ben hemen gidiyorum. Kusura bakmayın. Ay vah vah vah. Ay Sevim abla şu evin haline bak. Rahmetliden geriye hiçbir şey kalmamış vallahi. Ay koltuğuma bak. Bu koltuk için ne kavga etmişti benimle. Ben beğenmemiştim de zorla aldırmıştı bana. Değdi mi işte onca lafa? Şuna bak. Her şey yandı bitti, kül oldu işte. Dur kız, üzülme. Oh. Dur bakalım belli mi olur? Bir iki sağlam bir şey buluruz belki. Oh. Aa! Ne? Bak. Sapasağlam kalmış bu. Ay Sevim abla, ya sen beni öldüreceksin ya. Koca ev yandı bitti, kül oldu diyorum. Sen bana tencere tava gösteriyorsun hala be abla. Zavallı Hüsamettin. Şu evi alabilmek için yemedi, içmedi adamcağız. Şimdi şu evin haline bak. Kız, senin kocan buraya taşınmadan evvel ölmemiş miydi? Canım, yani taşınacağımızın haftası göçtü adamcağız. Sen bunu telle ov, tertemiz olur. Ay Sevim abla, uğraşamam tencereyle tavaya falan. Ya aslında rahmetliden bana Erzincan'da iki dönüm arazi kalmıştı. Ben onları satarım. Her şeyi pisliğini alırım valla. Ha? Güldürme beni. Erzincan'daki tarla kaç para eder acaba? Ya eğil de bir şeyler bakalım, sağlam bir iki parça bir şey kurtarırız belki. Giremem şimdi o kirin pisin içine filan. Daha dün manikür yaptırdım ayol. Tövbe tövbe. Kadın bildiğin deniz anası ya. Kendini zorla davet ettirdi, yanımızda bitiverdi. Kimse onu çağırmadı, davet ettirdi kendini. Yüzsüz. Ben onun yerinde olsam yerin dibine geçerim. Ama kadın bildiğin arsız ya, bayağı arsız. Bildiğin arsız. Arsız bir kadın anneciğim, o, arsız. Anneciğim, ıncını benden çıkarmasan. Acıttın mı canım benim ya? Kusura bakma, evet, ne olur. Elim ayağım birbirine dolandı yine. Sen meraklanma anne. Yarın böyle bir güzel süslenirsin. Senin abinin gözü senden başkasını görmez. Onu da göstermiş olursun gününü. Gamze, o ne biçim laf öyle? Ben sanki Sinan abine kendimi beğendirmeye çalışıyormuşum gibi. O ancak Emel gibi yüzsüzlerin işi. Allah Allah. Ben onun gibi mi görünüyorum uzaktan? Yok anneciğim ya. Gamze bak doğruyu söyle, onun gibi mi görünüyorum? Yani ne alakası var? Ne? Şu gümüş vazoya bak. Canım gümüş, erimiş gitmiş ayol. Erimiş mi? Ha. Sevim abla. Altında erir mi ki yangının sıcağıyla? Erimez derler ama. Ay yarabbim. Benim altınlarım vardı esas altınlarım. Ay beşi bir yerdelerim. Bileziklerim, vurmalarım vardı benim. Ara, ara. Ay Sevim abla. Ara. Lütfen. Aman yarabbim. Bak, ara. Ayol şuna bak. Sapasağlam kalmış yangında, çiçekleri bile solmamış.
Ay Sevim abla, vallahi sen beni çıldırtacaksın. Bırak artık şu tencereyi, tavayı da altınları ara, altınları. Belki bir yarım, bir çeyrek bir şey sıkışmıştır bir yerlere. Ya ayrıca o tas benim değil ki zaten. Senin değilse burada ne işi var peki bunun? Biraz bende kalsan. Hem sen de dinlenmiş olursun anneciğim. Ya yapmayın evladım ya. Mezar yesene. Çocuğum ne elma yemesi? Kardeşin dişi çıkmadı daha. Bırak, rahat bırak kız. Alo. Ay, hayır, niye huzursuzluk versin ki çocuklar sana? Onlar odalarında oynuyorlar. Vallahi geliyor terlik at. Hayır, cam açık. Dışarıda inşaat var. Onun sesi geliyor. Ne alakası var evden gelsin bu sesler? Tamam anne, konuyu değiştirme ya. Ben başkalarının annelerine bakıyorum. Gıpta ediyorum gerçekten ya. Hay ne var birazcık gelip bana destek olsa? Ya sanki sana ev temizle diyorum ben. Yok. Bana bak. Ya tamam anneciğim. Koca başka, anne başka. Ne alakası var? Ya tamam tamam anne ya, tamam. Nasıl biliyorsan öyle yap. Ben zaten bu yaşa kadar getirdim. Bundan sonra da götürürüm. Tamam. Tamam, uzatmayalım. Hadi tamam, bayramda görüşürüz. Ya siz ne lafla anladın? Niye elma verip duruyorsun? Nasıl yesin dişi yok? Telefonla konuşup durmadan. Çetin bıraksana, el bile almadım. Ha, bu arada depoda sabah haşerat gördüm birkaç tane ha. Aman diyeyim, sermayeyi yer bitirir bu mundar hayvanlar ha. Oo yeğenim, hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk dayıcım. Su böreği yaptım, mis gibi, sana da getirdim. Oh, oh. Öpeyim dayıcım. Derhudar ol kızım. Oğlum sen de bize iki çay kap getir bakayım. Kuru kuru gitmez şimdi bunlar. Geç kızım ofise, geç. Nar gibi de kızarmış. Afiyet olsun. Yengen rahmetli de pek güzel yapardı bunu. Ah, alıştırdı bizi. Sonra da yalnız bırakıp gitti insafsız. Şimdi lokanta yemeğine talim tabii. Çıkıp çıkıp gel bize diyorum, gelmiyorsun ki. O dediğin bir olur iki olur kızım. Herkesin evi ayrı, barkı ayrı. Bak Behçet'le birbirinizin kıymetini iyi bilin. Yalnızlık zor yeğenim, zor. Ben biliyorum bilmesine de. Behçet hiç oralı değil. Nasıl yani? Niyeti bozmuş. Beni boşamak istiyor. Ne? Sorma başıma neler geldi. Çocukların servisi bozulmuş. Mecburen okula ben bırakacağım. Şimdi hepsini birden idare de edemem. Ne yapayım dedim. Kızı Yasemin'e bırakayım dedim. Ben seve seve alırım ama. Ay ne kadar iyisin. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Kaka yaparsa at bizi burada. Çiş yaparsa, kusarsa falan hepsi var. Yedek kıyafeti de burada. Yani ihtiyacın olan her şey burada. Bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Bir saate kadar geliyorum. Çok sağ ol Yasemin. Ben çocuklar hadi. Kime koşuyorum? Hadi bakalım. Yürü. Hadi okula. Çok teşekkürler. Çok. Ben düzelteceğim gelince bahçeyi. Bak çocuğum dinle beni. Bak bak. Bak. Ben de var dayıcım. Bak sen şu hergeleye. Senin gibi eteği belinde namus ehli kadını bulmuş da bunuyor. Nermin, yoksa bir kingir diye falan mı dadandı bu? Ağzından yel alsın dayıcım. Behçet yapmaz öyle şeyler. Niye mızıldanıyor o zaman? Aslında elle tutulur bir şey de yok ama. Vardır bir şeyler, vardır. İnsan durup durduğu yerde yuvasını dağıtmaya kalkmaz. Yüzüne karşı söylemiyorum ama sanırım andropos'a girdi.
Hepsi ondan. Ne pozuna girdi ne pozuna? Orta yaş bunalımı dayıcığım. Erkekler belli bir yaştan sonra böyle cozuturmuş. Kimisi evini barkını satıp motosiklet alırmış serseri gibi. Kimisi de Behçet gibi karısını boşarmış. Hadi canım. Ben de gördüm geçirdim orta yaşları ama öyle poza moza gelip hallenmedim. Bizim ailede olmaz. Ne dedimse ne ettimse bir türlü kabul ettiremedim. Bu genç yaşımda dul kalmak da varmış bahtımda. Sen yüreceğini ferah tut kızım. Ben onunla konuşup kulağını büker ikna ederim. Yedi ceddimizde boşanmak yok bizim. Bundan kelli de olmaz. Yavaş Çetin. Metin Allah Allah ya. Çetin ya kime konuşuyorum? Bana bak. Bak. Bana bakın taşkınlık yaparsanız vallahi bu sefer canınızı acıtırım ha. Duyuldu mu? Kime konuşuyorum ya? Bir dur Çetin. 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 Dur. Tamam. Yavaş oğlum. Yavaş. Yavaş. Aa bir yol ver. Üç çocukluyuz burada ya. Oh yarabbim. Geç. 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 Tamam. Hah bak yer verdiler. Sağ olun. Hadi geçin. Yavaş daha oturmadık ya. Yavaş, yavaş, yavaş. Şuradan iki kişi alır mısın? Ne ikisi hanım? Dört kişisiniz. Ya ne dört kişisi? Küçücük çocukları bir insan mı sayıyorsun? Al iki kişi. Ne var? Ya Çetin bana vuruyor. Vurma sen de. Vurma. Ya ne yapıyorsun? Düşeceğim. Bıraksana evladım. Bıraksana. Ne yapıyorsun oğlum? Çocuk, sana. Hayır, yarabbim, kusura bak. Çocuk, ha? Çetin ne yapıyorsun? Dursana, şişmadı sana oğlum. Tekin. Hanım, çek şu çocuğu, bir kaza olacak. Metin, otur. Tekin. Çocuk, bir canavar mı? Tekin. Kızım, evladım, ay, çocuğuna sahip çık ya. Canavar sanki ya. Tekin, oturur musun? Tekin. Metin. Metin. Ya, kime ya konuşuyorum? Oğlum, oğlum. Çocuk, çocuk. Oğlum, kusura. Yapma, evladım adama. Çetin, ne yapıyorsun? Kusura. Bak kızıyorum ama oğlum bak. Alo. Yasemin tamam 10 dakikaya geliyorum. Yok şey pış pışla biraz geçer. Bırak şu telefonu da şu çocuklara sahip çık. Tamam. Tamam. Elif çabuk gel gözünü seveyim bu çocuk morardı ya. Hadi çabuk. Tamam. Tamam. Bindiğinizden beri tımarhaneye çevirdiniz arabayı. El kadar çocuklara sahip çıkamıyor. Ne biçim annesin sen? Allah sabırlar versen annesin. Ne biçim anne miyim ben? Dört tane çocuğa tek başıma bakıyorum sen biliyor musun? Ne koca ortada ne anne hepsi kendi derdinde. Ben 6 senedir doğru düzgün uyku yüzü görmedim ve kuaföre gitmedim ben. Bak saçlarımın haline. Hepsinin derdi başından aşkın birinin sütü birinin osu birinin busu. Sen şimdi bana kötü anne mi diyorsun? Yok abla. Ne hadi deme. Öyle demek istemedim. Anladım ben seni. İstersen bedava götüreyim gideceğin yere kadar. İstemez. Dur sağda. İyi çabuk. Tek başıma büyütüyorum. Ne biçim anneymiş. Kolaysa sen büyüt dört çocuğum. Koca yok anne yok. Dilimine. Yürü. Kusura bakmayın siz de canım Allah Allah. Bekle orada. Bekle. Gel buraya. Tut elime. Gel sen de buraya. Tut. Tut. Tek sıra. Delirtmeyin beni. Yürüyerek gidiyoruz. Hadi bakalım. Bak şu niye şimdi bak. Çok güzel bunu kız. Hadi. Hadi çok seveceksin. Öleceksin aşıktan ama. Hadi ne olur canım hadi hadi. Hay Allah'ım ya. Aç aç ağzını. Aç ağzını kuzucuğum. Aç ağzını. Tamam 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 ağlama tamam tamam. Aç aç ağzını aç ağzını hadi birazcık biraz. Bak öleceksin açlıktan ha. Allah'ım ya. Gel tamam tamam tamam. Gel. Tamam aşkım tamam bir taneciğim tamam. Oo. Eh be yavrum ne yaptın ya? Vallahi ben de şimdi ağlayacağım ha. Elif! Elif! Tamam aşkım tamam. Şşt! Ay Allah'ım yarabbim. Tamam. Şşt! Şşt! Tetimi sıkıştırdın. Bırak ben yaparım bırak. Hanımefendi daha fazla zorlamayın elbise patlayacak. Ama ben sizden
36 beden istedim. Siz bana belli ki daha ufak bir şey getirmişsiniz yani. Hanımefendi, üzerinizdeki 38 beden, isterseniz 40'ını getireyim. Mı dedin? Hiç 40 giyen birine benziyor muyum ben? Ha? Ben daha ömrümde 40 beden giymedim. Bence sizin mağazanızın kalıpları yanlış. Bir daha da gelmem ben buraya. Ayvalık'ın zeytin güzeli, zeytin gözlü Zeliş'ti. Ama güzelliğinden kimselerin haberi olamadı. Aynı yarışmanın ikincisi Gizem'se ortalığı kasıp kavuruyor. Bu da Zeliş'i deli ediyordu. Bir saniye. Zeliş Hanım. Ben sabahki olay için özür dilerim. Kendime engel olamadım da. İşi de öyle yarım bıraktın, fırladın gittin. İsterseniz hemen gelip yaparım. Gerek yok. Gerekirse ben seni çağırırım. Çok ağır görünüyorlar. Yardım edeyim mi? Yok yok. Gerek yok. Hadi arkadaşlarının yanına git sen. Okuldan arkadaşlar. Her gün beraberiz zaten. Tamam, çıkalım. Aynen, Levent. Gerçekten. Biz yukarı çıkıyoruz. Tamam, ben sizi bulurum. Ne bekliyorsun canım? Gitsene. Zeliş Hanım, bende fazla CD yazıcısı var. İsterseniz bilgisayarınıza takabilirim. Belki bir faydası olur. Bilmiyorum. Bakarız. Kadındaki keyfe bak ayol. Emel! Şekerim, şakır şakır su akıtma. Kovaya doldur, maşrapayla kafana dök. Ne diyorsun Seyma abla, hiç anlamıyorum ki. Ayol, kırklandın diyorum, kırklandın. Çık artık. Allah Allah. Tamam tamam, çıkıyorum. La havle ya, la havle ya. Oh be! Dünya varmış. Sıhhatler olsun hayatım. Sağ ol. Ne diyordun sen? Ay, diyordum ki bu ay İSKİ faturası kudurmuş. Hayatım, dakika başı duş alırsan olacağı bu. Hayır yani yanlış anlama, parasında pulunda değilim. Ama gazeteler çarşaf çarşaf yazıyor hayatım. Dünyada su tükeniyormuş. Ama ne yapayım canım, biterse bitsin. Allah Allah, kokacak halim yok herhalde. Zaten bir tanecik elbisem kaldı. Yıkayıp yıkayıp onu giyiyorum. Bir de kokmayayım bari. Sen onu merak etme. Üzülme, ben o elbise işini halledeceğim bir şekilde. Ay zahmet etme Sevim abla. Yani zaten senin elbiselerini giyemem ben. Hayır, yanlış anlama. Bedenen değil. Tarzlarımız çok farklı. Hayatım, kendi elbiselerimi vermeyi planlamıyorum zaten sana. Dışarıdan bir şekilde halledeceğim ben senin elbise işini. İyi. Sen bu arada ev bakıyor musun? Hayır. Ay, vakit mi oldu ev bakacak? Da yani sana fazla geliyorsam sokarım başımı bir deliğe. Bir otele falan giderim. Ya da bir pansiyona. Bankada biraz birikmişim vardı. Onunla idare ederim herhalde. Birikmiş mi? Aa. Hayatta komşumu öyle otel motel köşelerine bırakamam hayatım. Sen çok güzel bir kadınsın. Asılanı olur, takılanı olur. İt kopuk dolu hayatım dışarıları. Günah, ayıp. Hayatta bırakmam seni. Ay Sevim abla, sen ne tatlısın. Sağ ol. Canım. Biliyorsun son zamanlarda ayaklarım tokuç gibi şişiyor. Diz kapaklarım çok ağrıyor. O vezne önlerindeki uzun kuyruklarda duracak hiç halim yok. Diyorum ki bir ara şu faturaları yatırıver yavrum sen be. Kaç aylık bu be?
gel. Gel, gel, gel. Yavrum, tıkandın ya. Annesi gel, gel, gel. Merhaba Sinan Bey. Sinan. Merhaba. İş görüşmesi nasıl geçti? Ha, klasik. Biz sizi ararız dediler. Hay Allah'ım. Bu çocuğun da olduğunu bilmiyordun. Yok benim çocuğum değil bu. Benim değil, Elif'in çocuğu. Ben sadece 2 saatliğine bakmak için verdi bana. Canım benim, ne tatlı bir şey bu. Ha? Sustu. Yakışmış kucağına ama. Yo, tam tersi. Arkadaşım sen çok iyi bir insansın. Gerçekten çok teşekkür ederim. Gel anne Zine. Çantası nerede? Gel, 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 gel. Behçet, kulağıma bir şeyler çalındı. Aslı faslı var mı de bakayım. Ne çalındı dayı? Boşanmak istiyor musun? Nermin yetiştirdi değil mi? Ne yani? Göz göre göre yuvasının dağılmasına seyirci mi kalsın? Onu önceden düşünecektim. Bir kusurunu mu gördün? Açık söyle. Kusur değil de... Nasıl desem... Sen de hele, ben anlarım. Evi hapishaneye çevirdi dayı. Yatma saati, kalkma saati. Askeri disiplin uyguluyor hepimize. Ya hadi çocuklar neyse de ben koca adamım. İşten yorgun argın eve dönüyorum. Şöyle ayağımı uzatıp 2 satır dinlenmek istiyorum. Sehpaya ayak konmaz. Maç izlerken bir bardak çay içeyim diyorum. Bardak altlığı kullanmadım diye demediğini bırakmıyor. Gece yatıyoruz. Sürekli çarşafı, yorganı, yastığı düzeltip düzeltip duruyor. Ya günde 1000 kere elimi yüzümü yıkıyorum. Hala elini yüzünü yıkadın mı diye soruyor. Ya ne sen sor ne ben söyleyeyim. O derece ha. Daha bu anlattıklarım ne ki? Allah Allah. Yani titiz olduğunu bilirdim de. Hasta hasta. Temizlik düzen hastası. Geçen gün koltuğu şöyle birazcık çekeyim dedim. Kıyameti kopardı. Ya ben de insanım dayı. Ya burama kadar geldi. Bana hiç böyle anlatmadıydı. Anlatmaz. Çok sever kurban rolü yapmayı. Çeşmeleri de açtı mı? Hiç böyle düşünmemiştim. Ama bir de bu yandan dinleyince sen de haklısın. Yavaş, yavaş, yavaş kardeşine dikkat et. Bunları bulabildim Sevim abla. Hepsi yeni gibi, çok az gibi. İnşallah hemen işini görür. Ay mecbur işini görecek hayvan. Dımdızlak kala kaldı. Metin önlüğünü değiştir. Bunu giyecek kadar değil. Bu onun iş tarzı değil. Giymez böyle kapalı şeyler, bilmiyor musun? Ha, peki. Bugün minibüste kavga çıkarmışım. Yok canım, ne alakası var? Ya tamam, oldu işte. Ya bir şey söyleyeceğim, sen nasıl öğreniyorsun böyle her şeyi hemen gününde, ayaklı gazete gibi? Hayat, bizim Azime'nin kızının eltisi de aynı minibüsteymiş. Yuh! Eltisi kızına, kızı Azmiye'ye, Azmiye de bana anlattı. Tamam, çocuklar yaptı işte bir taşkınlık. Bana bak, ya siz ne laf anlamaz adamlarsınız, beni rezil ediyorsunuz, bir laf konuşturtmuyorsunuz. Bana bak, Metin, git önünü değiştir çabuk. Değiştirmeyeceğim işte. Görüşeceğiz sonra hepinizle. Hepinizle görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Kusura bakma sen de. Ah canım. Bak ne diyeceğim. Vallahi billahi ben küçükken senin bu çocuklardan daha beter yaramazmış. Ya. Vallahi. Çok kuduruk bir çocuktu. Bak vallahi geliyorum ha. Yeter. Çetin. Dediğim dedik, çaldığım düdük. Sonra bir gün annem bana bir ders verdi. Bir ders verdi. Ne yaptı? Bir gün beni pazara götürdü.
Pazarda bir şey istedim. Almadı diye ben göğü yere indirdim. Avazım çıktığı kadar. Ter ter tepinirken annem ne dedi beğenirsin? Ben senin gibi yaramaz çocuk istemiyorum. Uslu çocuk lazım bana. Gitti kadın. Ah, gitti. Peşinden baka kaldım. Arkasından koşturdum. Yok, yok kadın. Başladım zırlamaya. Ha, yani böyle bayağı seni bıraktı ortada gitti. Yok ayol. Saklanmış tezgahın arkasında beni gözetlermiş. Ha. Tabii. Aldın mı dersini dedi, çıktı. Ondan sonra ben ne yaramazlık ne arsızlık şekil. Yok, ben böyle travma yaşatamam çocuklar. Aman Allah'ını seversen. Ne bu travma murama, bunlar yeni icatlar. Eski kadınlar çocuk terbiye etmeyi gayet iyi biliyorlardı hayatım. Arada bir korkutmak lazım bunları. Neyse, hadi bana müsaade, benim daha dolaşacak çok kapım var. Peki. Hadi hoşça kal. Tamam. Kalkma kalkma, hadi. Hadi kolay yorum. Gelsin, kapıyı çek. Hoşça kal. Ya ben kime konuşuyorum, ben şimdi geliyorum ha. Ne oluyor, ne oluyor? Metin buraya gel. Neredesin? Çık, masanın altından çık. Oğlum çık çocuğum, hadi. Hadi. Ay, ay Yasemin dur, nereye ayol? Ben de tam sana geliyordum. Ne oldu, markete gidiyorum? Ya işte konu komşu, dolaşıp Emel'e bir şeyler topluyorum. Zavallının hiçbir şeyi kalmadı malum. O benim gibi giymiyor ki. Ne yapsın o benim eskilerimi? Ayrıca da hiç zavallı falan değil. Bulur o yeni bir koca kendine. Onu alırsın, bana ne? Ay Yasemin. Bazen nasıl bu kadar gaddar olabiliyorsun anlamıyorum. Ayol kızcağızın evi yandı. Hiçbir şeyi kalmadı. Sen hala laf sokma peşindesin. Pes. Tamam, ben eve bakayım, ayırırım bir şeyler. Mert. Merhaba. Merhaba canım. Nereye gidiyorsun? Bakkala ekmek alacağım. Yemek mi yiyeceksiniz? Kendime tost yapacağım. Bize de yemek yemeye gelsene bazen. Hem Gamze ile okul çıkışında ders çalışırsınız. Film filan izlersiniz değil mi? Bilmem. Baban evde mi? Bahçede. Tamam. Gel bak, bekliyorum. Tamam mı canım? Tamam. Cemil abi kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? Ben ağacın kökü biraz savalsın diye. Kusura bakma, hatırını soramadım. Bir şeye ihtiyacın var mı Cemil abi? Yok, sağ ol. Aklım almıyor. Handan niye böyle bir şey yapsın ki? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ama bu merak içinizi kemiriyordur değil mi? Benim asıl içimi kemiren şey ne biliyor musun? Öfke. Oğlunu en nazik yaşında yaralayıp gitti. Beni de bir başıma bıraktı. Niye yaptığı falan umurumda değil. Asla affetmeyeceğim. Geldim. Be anne, bir kere de normal kapıdan gelsen. Kızım, buradan gelmek pratik oluyor. Anne, istediğim çikolatayı almamışsın. Ay, unuttum. Be anne be, çocuk gibisin valla. Bir dahaki sefer alacaklarını yazıp vereceğim eline.
Gamze bak üstüme gelme. Cemil abiyle konuştum kafam dağıldı zaten. Mektubu verdin mi? Hayır. Veremedim. Bilmek onun da hakkı değil mi? Söyleyemedim Gamze. Adam Handan'ın adını bile duymak istemiyor. Öfke içini kemiriyormuş, öyle dedi bana. Ya bir insan bir ölüye niye bu kadar öfke duyar Allah aşkına? İyi olacak. Onları bırakıp gittiği için. Handan niye intihar etti? Allah'ım bir öğrenebilsek. Canım arkadaşım Yasemin. Ölümümün ardındaki sırrı bulmak için yanıp tutuşuyordu. Ama nereye, ne zaman bakacağını bilemeyenler, gerçeği asla göremezler. Ödevlerinizi yaptınız mı siz? Ben yaptım. Kerem? İlkokuldaki gibi kontrol mü edeceksin? Ayıp. Çok ayıp. Bütün sorumluluğunuz derslerinizi yapmanız. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz ardınızda, başınızda anneniz. Ha bugün ölsem yarın anlarsınız Hanya'yı, Konya'yı. Şu zavallı Mert'in durumuna bir baksanız. Asıl film şimdi başladı. Ama ben sonunu görmek istemiyorum. Uf, anne bir rahat ver ya. Babam yok diye bize soruyorsun değil mi? Ona patlayamadığın için hıncını bizden çıkarıyorsun. Sevim teyze. Annen yok mu kızım? Yok. Zeliş teyzeye kadar gitti. Ha. Bana vermek için bir şeyler hazırlayıp bırakmadı mı çocuğum sana? Diyor. Allah Allah. Emel'e vermek için üst baş ayıracaktı da. Acaba ayırıp odasına bırakmış olmasın? Sen bir baksana çocuğum. Bana bir şey söylemedi ama. Olsun evladım sen gene de bir bak. Ben burada beklerim. Hadi kızım benim. Bunlar kurtlanır ayol. Sevim teyze. Ha çocuğum mutfaktayım. Susadım da bir bardak su alayım dediydim. Sen niye zahmet ettin? Ben getirirdim. Bu arada odada da bir şey bulamadım. Annem unutmuş galiba ama akşam gelince ben hatırlatırım onu. İyi olur be çocuğum. Sevaptır ayol. Sağ ol kızım. Mutfağı da bu aralar pek bir ihmal etmişsiniz. Şey işte makineye koyacaktım da ben onları. Arada unutmuşum. Dur evladım dur. Tava makineye konur mu? Annen hiç mi iş öğretmiyor sana? Bu taslar yeni mi çocuğum? Yok. Milattan kalma. Boy boy. 5 parça takım. Küçük boyları da var yani bunun ha? Vardı da geçen teki kayboldu. Annem sağ olsun. Ayol şuna bak. Sapasağlam kalmış yangında çiçekleri bile solmamış. Ay Sevim abla. Vallahi sen beni çıldırtacaksın. Bırak artık şu tencereyi tavayı da altınları ara altınları. Belki bir yarım bir çeyrek bir şey sıkışmıştır bir yerlere. Ya ayrıca o tas benim değil ki zaten. Sevim teyze. Sevim teyze. Efendim çocuğum? Şey giysi diyordun ya hani. İstersen şimdi arayıp söyleyeyim anneme hemen. Hiç gerek yok evladım. Sen zaten bana yeteri kadar yardımcı oldun.
Dayıcığım, nasılsın? Cepten aradım, ulaşamadım. İyiyim kızım, iyiyim. Hoş geldin. Ne yaptın? Behçet'le konuşabildin mi? Konuştum. Konuştum da. Ne dedi? Çok mahcup oldu mu? Deseydin Nermin bunların hepsini unutmaya hazır diye. Bak Nermin, kusura bakma. Sakın da beni yanlış anlama. Seni çok severim. Yani kardeşimin kızısın, dahası var mı? Behçet nihayetinde el oğlu. Ama ve lakin... onun da haklı olduğu taraflar yok değil. Erkek dediğin at gibidir kızım. Böyle yularını serbest bırakırsan kaçar gider. Çok çekersen de tökezleyip düşer. İkisinin arasını bulacaksın. Benim anladığım sen kantarın topuzunu kaçırmışsın biraz. Ne yapmışım ki dayıcığım? Ha, ne yapmışım? Evi temizleyip toparlamaktan, yemeklerini yapıp hayatlarını düzenlemekten başka ne yapmışım? Ha, ben de tam onu diyorum işte kızım. Yani çok sıkmışsın adam. Onu oraya koyma, bunu buraya çekme, yok ayağını uzatma diye diye adamı burasına getirmişsin. Ya erkek dediğin evde temizlikten, düzenden ziyade rahatlıktan haklısın. Mesela rahmetli yenge. O da çok temiz kadın. Allah Allah temizlik. Ben çabuk biraz dağıtacak, batıracak olsam ses etmez, idare yoluna giderdi. Nermin? Nermin kızım. Dinliyorum dayı. Yani ben de istiyorum aranızı bulmayı. Yuva kurmak da kurtarmak da çok büyük sevap. Ama ve lakin Behçet'i de bu konuda çok kararlı gördüm doğrusu. Dayı gömleğini çıkar. Ah buyur ne yapayım? Dayı hemen gömleğini çıkar. Kızım ne oluyor? Allah Allah, tövbe estağfurullah, ne oluyor kızım? Ay bu çok güzelmiş. Bak tam benim böyle bir şeye ihtiyacım var ha. Kaça aldın sen bunu? Tatlım onu ben almadım. Bu Kudret'in hediyesi. Çok güzel. O hediye etti diye de birkaç sefer giydim ama pek tarzım değil benim yani. Yıllardır dolapta duruyor. Emel'e versem ayıp olur değil mi ona? Aa niye ayıp olsun be? Vallahi bana versen ben bile giyerim. Sen al o zaman. Aman canım, onun kısmetine şimdi el uzatmayayım. Hoş o başkalarının kısmetine el uzatmaktan çekinmiyor ya. Neyse. Sen Sinan Bey'i tanıyor musun? Sinan? He, şu karşı apartmana taşınan. Mühendis olan. Kızım, Emel ona bir asılıyor, bir asılıyor. Yemin ederim onun yerine ben utanıyorum. Ama sana ne canım? Allah Allah. Boş versene. Doğru. Bana ne? Bana bak. Yoksa sen... Yok artık. Benim boyum kadar kızım var be. Ne olmuş canım kızın varsa? Allah Allah. Ömrün boyunca bekar kalacak değilsin ya. Elbet senin de hayatında biri olacak yani. Yok canım. Ben o defterleri kapattım. Hem açsam bile Kenan paramparça eder. O Kenan hiç karışmasın bu işlere. O kaç tane defter eskitti. Mutlu olmak senin de hakkın canım. Doğru söylüyorsun. Ama ne bileyim. Biliyor musun? Gamze bana Sinan abi senden hoşlanıyor dedi. Cin gibi kız hiçbir şey kaçmıyor. Ben kim Emel'le baş etmek kim? Ay kadında bir cilve, bir göz süzme, bir dudak bükme. Yüzsüz. Yemin ederim her yanı ayrı oynuyor. Mesela dün sabah adamın annesiyle tanıştım. Kadın beni tam oturmaya davet edecekken yırtık da ondan çıkar gibi zorla kendini de davet ettirdi. Yüzsüz ya. Ya sen niye Emel'i takıyorsun kafana? Boş versene Emel'i. Bak, şimdi sen hemen pastaneye git. Oradan şöyle güzel bir kek kap. Emel gelmeden erkenden kadının yanına git. Şöyle muhabbeti bir kur. Bir erkeği tavlamanın en iyi yolu önce annesini ayarlamaktır. Altın kural. Bir ses mi geldi? Dur canım ben şimdi geliyorum. Niye pastaneden alacakmışım ki keki? Kendim yaparım.
yapıyorsun orada? Şey Zeliş Hanım, ben takıldım, düştüm. Ya hani ben dün size bahsetmiştim ya CD yazıcısı diye. Ben onu getirdim. Ne gerek vardı canım? Kudret'i söylerdim alırdı. Hem sen ne geziyorsun böyle bahçelerde, camlarda filan? Doğru düzgün kapıdan gelsene. Şey, aslında sadece o değildi. Bir de bu vardı. Bir gül. Kırmızı tek bir gül. Zeliş, düşündüm de sen kesinlikle haklısın ve ben asla pes etmeyeceğim. Şimdi de kek yapmaya gidiyorum. Bol şans. Aa, bunu alabilir miyim ödünç? Ha tabii, tabii alabilirsin. O gül ne? Gül bu, mutfaktaydın, burada daha güzel durur. Teşekkür ederim. Zeliş teşekkür ederim. Bir şey değil. Behçet senin bildiğin gibi değil dayıcığım. Çok vefasız, çok. Annesini bile bayramdan bayrama, o da ben zorlamasam aramaz. Yani o anne ki tek başına ne zorluklarla büyütmüş, yetiştirmiş, doktor çıkarmış onu. Kendisine sorsam kendi kendine doktor oldum der. Bir günde annesine dönüp anneciğim Allah senden razı olsun, emeklerin için teşekkür ederim demiş midir? Dememiştir. Yani şimdi öz annesine karşı böyle vefasız olan karısına mı vefalı olacak? Teessüf ederim dayıcığım. Yani o nankör demek seni de kandırdı. Neyse. Buyur gömleğini. İyice sıkıladım. Artık hiç düşmez. Sağ ol kızım. Elle sağlık. Sağ ol. Ben müsaadeni rica edeyim. Akşamdan fasulye ıslamıştım. İyice yumuşamıştır. Müsaade senin kızım. Güle güle. Kakaolu kek. Çok klasik. Havuçlu. Aman herkes yapıyor. Ben şöyle kimsenin bilmediği, az bilindik, çok gösterişli bir şey istiyorum. Çok gösterişli kek de yaratayım istersen anneciğim, nasıl olur? Aman hemen dalga geç, dalga geç. Ha bu arada sabah Sevim teyze uğradı. Bu Emel teyze giysin verecek misin? Ne öyle bir şeyler dedi. Avucunu yalasın, çöpümü vermem ben ona. Başka bir şey söyledin mi? Bir de hani senin şu çiçekli saçların var ya. Ha? Onları sorup durdu nedense. Hasetinden sormuştur, boş ver. Bu kabar kabar şey ne? Dur bu. Kanyaklı kek. Bulduk işte. Tamam bulduk, bu. Bu. Yalnız anneciğim bunu yapımı Sener Şer, benden söylemesi. Hem kanyak öyle herkesin damak tadına göre bir şey değildir ki. Bence başka bir şey bulalım. Azıcık koyarım, bir duble. Vallahi bak güzel olmazsa ben karışmam bilesin. Sen benimle gel yeter, tamam mı? Görsünler bakalım bu kadın nasıl bir çocuk yetiştirmiş. Böyle tatlı, böyle akıllı, böyle terbiyeli. Yaptıklarımı yapacaklarımın teminatıdır diyorsun yani. Konuşma çok, hadi çabuk. Şunun malzemelerini okuyalım. 4 yumurta, o konakla yaz, tamam mı? Çetin ben kime diyorum ya, ne emesi? Çekil çekil. Yavaş çekil. Buyur abla şahane. Çekil. Metin. Ya Allah Allah ya. Ha kaça fasulye? Görmüyorum abla, 4,5. Yuh, 4,5 mu? Sen pazara değil soyguna çıkmışsın. Bundan ucuzunu al da bedava vereyim. Aman yemem daha iyi. Paşa gönlünü ver abla. Kaç kilo da burada abla? Önümden yürü. 200 lira takke. Anne evet. 200 lira takke. Anne bize mi söylüyor? Neyi bize mi söylüyor? Buydu. Kaliteyi ucuza. Kaç lira da burada ben alıyorum. Hayır, başka bir ikizlere söylüyor. Hangi ikizler ya? Ya bir ikizler varmış, takke takıyormuş işte ya. Delirtme beni. Hadi yürü. Ah,
Hadi. Hadi. En güzelini satıyorum. En güzelini satıyorum. Mürdümenik, mürdümenik. Peki. Mürdümenik burada, mürdümenik. Aa, bir kilo paketler misin? Yapma çocuğum, bir kilo. Evladım yapma. Onları da kilodan düşürüm ha. Bana bak Atis. Geliyor ha beş kardeş. Çetin, kardeşine gelecek. Bak geliyor beş kardeş. Döveceğim ha. Sen bizi dövmezsin ki. Allah Allah. Babanıza söylerim, babanız döver o zaman. Babam da bizi dövmez ki. Arada bir korkutmak lazım bunları. Peki. Ben gidiyorum. Ben çünkü çok sıkıldım yaramaz çocuktan. Artık ben uslu bir çocuk almaya gidiyorum kendime. Siz de kendinize yeni bir anne bulursunuz. Anne! Anne! Vay be! Nasıl akıllıyım be! Vallahi zeka fış kuruyor her yanında. Şimdi bunlara 5 dakika. Adam olmak için yeter kız. Bakalım. Saatimize bakalım. Süre başladı. Aman yeter. Allah pişti. Pişti. Vallahi pişti. Yemek yapamaz diyenler utansın. Vallahi kartpostal gibi. Şimdi bu Konya... Ay pişirmeden önce mi dökecektik yoksa şimdi mi? Bir fincan konyak. Bu çay fincanı mı kahve fincanı mı? Aman canım ben bol bol dökeyim de sonra esirgedi demesinler. Ha. Bakalım. 5 dakika oldu. Gidelim bakalım abinler ne alemde. Metin, Çetin, Tekin. Affedersiniz değil mi bu tezgahı dağıttı ya 3 çocuk. Neredeler gördünüz mü? Yok görmedim. Görmedim. Şuna bakmadan alma ya. Ah be Elif senin yapacağın planı işte. Metin, Çetin. Oğlum neredesiniz? Gördüm. Ya bizim çocuk, ya affedersiniz amcacığım ya. 3 tane çocuk var böyle, ikisi kırmızı gözlüklü çizgili tişörtlü, 2 tanesi biri de mavi beyaz, gördün mü? Daha demin senin bırakıp gittiğin çocuklar değil mi? Yani öyle değil. Kedi yavrusu gibi doğurup doğurup atın sokağa. Yok. Ne biçim kadınsın sen ya? Ben erkekliğimle senin yaptığını yapmam. Pıs senin kalıbına ya. Amcacığım yanlış anladın, öyle değil şimdi ben... Övüyor annemsin sen bana, doğru söyle. Onlar bile böyle yapmaz ya. Allah'tan çocukları gördüm de arkaya aldım ya. Ay burada var. Kadar... Ay amcacığım. Mehdi, Çetin, Tekin. Ay. Tut bakayım şunu. Anneciğim tamam oynama artık saçına bak bozacaksın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın biz biraz erken geldik. Anneniz yaşlı. Yani anneniz yaşlı yorulmasın diye. Yani benim annem de yaşlı sonuçta. Yani herkesin annesi yaşlı değil mi? Sen otur Raziye teyzeciğim. Ben demlerim çayı. Emel de erken geldi. İlk round başladı. Thank you.
Kafam Kudret. Yine geç kalacağını söylemek için mi aradın? Kapıda mısın? Niye? İyi tamam geliyorum şimdi. Nereden çıktı şimdi bu market iş anlamadım ki. Markete gitmiyoruz ki. Öyle mi? Nereye gidiyoruz? Yemeğe çıkıyoruz. Yemeğe mi? Hı. Hı. O nereden icap etti? Bir kutlama yapacağız. Ne kutlayacağız? Doğum günüm değil. Evlilik yıl dönümümüz de değil. Bunu kutlayacağız hayatım. Bu ne? Bugün düşündüm de. Neden evi biricik karımın üstüne yapmıyorum ki dedim kendi kendime. Kudret tapu mu bu? Yarın tapu dairesine gider işlemleri hallederiz. Hı? Kudret. Şimdi seni sevdiğime inandın mı? Evet. 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 Zeliş sevildiğine hemen inandı. Çünkü yıllardır böyle sevilmeye alışmıştı. Parayla alınan her şey onun sevgiye olan inancını perçinliyordu. Fakat yine de arkadaşımın kafasında soru işaretleri oluştu. Sevgi neydi? İçtenlikle verilmiş bir gül mü? Yoksa bir evin tapusu mu? Hayrola Resul dayı? Niye çağırdın beni? Otur hele. Sen... En son ne zaman gittin bakayım annenin elini öpüp hayır duasını almaya? Bunu sormak için mi beni buraya? Sorduğuma cevap ver. Geçen bayramdı galiba. Nankör. O kadın yemeyip içmeyip seni bugünlere getirsin, sen kadir kıymet bileceğine... Nereden icap etti şimdi bu dayı? Anasının kıymetini bilmeyen karısınınkini hiç bilmez. Anlaşıldı. Nermin'le konuştun, o da seni kandırdı. Hadi oradan. Çocuk muyum ben? Gözüm var, izanım var çok şükür. Tövbe estağfurullah. Bak evladım, üstün başın tertemiz. Pırıl pırıl evin, aslan gibi çocukların var. Kimin sayesinde? Nermin'in. Ben de yan gelip yatmıyorum ya dayı. Eşek gibi çalışıp kazandığımı kuruşuna kadar aileme harcıyorum. Behçet, parayla yuva olmaz. Ayıptı söylemesi, senin 3-5 mislin paran var. Ama ev, Allah'lık. Ama dayı... Dayımayı yok. Sana son bir sözüm olacak evlat. Bir güne bir gün dönüp de karına Allah senden razı olsun. Sağ olasın Nermin dedim mi hiç ha? Ne gezer? Vefa en büyük erdemdir oğlum. Bunu sakın unutma. Buyurun. Ah eline sağlık yavrum. Afiyet olsun. Anne ben çıkıyorum. Size de afiyet olsun. Aa, nereye böyle? Ay, çayınızı bile koymuştum aşk olsun. Yok, yok ben almayayım. Sizi rahatsız etmeyeyim. Siz rahat rahat oturun kadın kadına. Aa oğlum, bir bardak çay iç öyle gidersin yavrum. Bak hanım kızlar dünya kadar şeyler yapıp getirmişler. Hadi canım hadi, nazlanmayın. Rahatsız olurmuşuz. Aşk olsun. Hem ben size tabak bile hazırladım. Ben al. Teşekkür ederim. Teyzeciğim, senin çayını açık koydum. Yanına da limon kattım. Sağ ol kızım, eline sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. Raziye teyzeciğim, poğaça alır mısınız? Aa, alırım elbette. Kızım. Ha. Bunlar da pek güzel kızarmış Emel kızım. Afiyet olsun teyzeciğim. Emel mi? Kekin tadına bakmadınız da. Vallahi annemdir diye söylemiyorum ama 5 yıldızlı kek yapar. Ay yerinizde olsam onu hiç yemezdim. Yani bunların taze evinde pişirdiği makarnanın ağrısı hala midemde vallahi. (Gülüyor)
Siz onun dediğine bakmayın. O ne zaman şaka yapar, ne zaman ciddi. Biz hiç anlamayız. Anne sen yeme istersen, şekerin çıkmasın. Aa oğlum karışma. Onu yeme, bunu yeme. O zararlı, bu zararlı. Size kalsa ölürüm açlıktan canım. Resmen zehir ikram ediyor kadına. Hayır canım, azıcık koydum şekerini. O kadarcıktan bir şey olmaz ki. Üstelik bu benim çok iyi bildiğim bir kek. Evet. Eline sağlık kızım. Lokum lokum. Gamzeciğim. Sen babanla görüşüyor musun tatlım? Görüşüyorum. Aferin sana. Öyle olmalı zaten. Yani baban anneni terk edip gitti diye sakın babanla aranı bozma. O senin baban. Her ne olursa olsun. Madem boşanacaktınız, neden evlenip çocuk yapıyorsunuz? Aa evladım. Şuncağıza yazık değil mi? Anne. Aa. Kocan seni niye terk etti? Geçimsizlik. Hı. Tabii. Sen ben derken ikilik yapıyorsunuz. Olacağı bu. Kadın dediğin tahammüllü olmalı. Anne. Alttan almayı bilmeli biraz yavrum. Ay nerede teyzeciğim nerede? Bizim Yasemin huyu kurusun fevridir biraz. Hiç gelemez öyle şeylere. Hep söylüyorum ya, asabiyet var bunda. Neyse canım. Bakın ne diyeceğim. Benim kalbim çok temizdir. Yani hissederim ve dediğimde çıkar. Bunlar bence üç vakte kadar barışacaklar, nikahlarını da tazeleyecekler inşallah. Yalan, vallahi yalan. Benim onunla aramda hiçbir şey kalmadı. Emel teyzeciğim, sen eşinden niye boşanmıştın? Gamzeciğim çok ayıp ama. Emel teyzenin son kocası vefat etmiş. İlk kocasından boşandı. Bu yaşta iki koca. Raziye teyzeciğim, bir tane daha kek alır mısınız? Almaz, almasa daha iyi olur. Alayım kızım, alayım. Bakma ona sen. Aman bırak da Raziye teyzenin ağzına layık bir şey geçsin değil mi boğazından? Raziye teyzeciğim, can boğazdan gelir, iyi. Ay bana bir şey yok. Aa. Aa. Şekerim. Ay Sinan Bey, Raziye çıktı. Ben taksi çağırayım, bir dakika. Ay. Ölüyorum. Ay dur taksi. Kalkabilecek misin? Taksiye gerek yok, ben arabayla gideyim. Ay ölüyorum. Ay Sinan Bey, ben geleyim. Ay ölüyorum. Sağ ol. Ay Allah. Ay ay ben ay. Ben hiç ağzı toparlayayım da öyle çıkayım bari. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ah gitti kadın. Yavaş, yavaş, yavaş. 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 Sakin ol, sakin ol. Karşıya al. Gel. 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 Reklam mı oldu acaba? Ay. Dur teyzeciğim yavaş. Yavaş. Ay, 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 ay. Tamam. Tamam. Tamam sakin ol. Ne yapsak? Sen yapacağını yaptın ya. Sinan Bey, ay bir şeye ihtiyacınız olursa ne olur arayın. Çok teşekkür ederim Emel Hanım. Rica ederim. Bilmiyoruz. Bir şey söylemediler daha. Geçmiş olsun Sinan Bey. Teşekkür ederim. Nedir durum? Önemli bir şey yoktur umarım. Şimdi uyuyor ama şeker komasına girmiş. Serum verdik, değerleri normale yaklaştı. Çok şükür. Ha, bir de kanında alkole rastlanmış. Hayret, şekeri bu kadar yüksekken
Alkol annemde. Tabii bu yaşta riskli. Ben kendisine söyledim ama beni dinlemedi, inkar etti. Bir de siz konuşun, alkolü bıraksın. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Annem içki mi içmiş? Belki likörlü çikolata yemiştir. Yani hiç fark etmeden yemiş olabilir. Kapıda sana öyle bağırdığım için özür dilerim. Gerçekten. Hani mazeret değil ama sanırım bir an paniğe kapıldım. Kusura bakma. Geçti. Boş ver. Baba ne yapıyorsun baba? Ona annemin resimleri. Karışma ya, benim işime. Baba bırak şunu ya. Bırakır mısın Mert? Onu ya? O bizi hiç düşünmedi. Biraz da kuru fasulye koyayım, sen seversin. İstemem. Çorba yetti. Baba, hafta sonu arkadaşlarla Sapanca'ya gitsek diyoruz. Hayatta olmaz, önce notlarını görelim. Git oğlum, git. Eğlenmek senin de hakkın. Ben de Zuhal'in doğum gününe giderim o zaman. Yani biraz geç bitiyor ama babası bırakır eve. Olmaz. Git kızım, problem yok. Güzel. Beni kale alan yok. İkiniz de oturun oturduğunuz yerde. İzin vermiyorum. Ben izin veriyorum. Bundan böyle her şey senin istediğin gibi olmayacak. Afiyet olsun. Baba bak sonra caymak yok ha. Çocukların yanında benim otoritemi sarsmaya ne hakkın var senin? Buyur. Bana saygı duymayacaklar artık. Kime gidersen git. Kimi araya sokarsan sok. Fikrimden vazgeçmeyeceğim. Senden boşanacağım. Bundan sonra da salonda yatacağım. Ay bu koku da hiç çekinmiyor. Yani hastane gibi kokuyorum. Hani hastane kokusu diye bir şey var ya. Figen ben hastaneye geldiğimde kokudan hasta oluyorum derdi. Figen? Karım. Sen evli misin? Evliydim. Desene senin başından da talihsiz bir evlilik geçmiş. Sizinki de şiddetli geçimsizlik mi? Yok aslında öyle değil. Yani
Aslında tam tersi. Ben Figen'e rastladığım için dünyanın en şanslı adamı olarak görüyorum kendimi. Ölüm onu benden almasaydı hala da öyle olurdum ya. O anda Yasemin, Sinan'ın kalbinde ne kendisine ne de Emel'e yer olmadığını anladı. Onun kalbi başka bir kadının sevgisiyle doluydu. Yasemin sevgiye saygı duymayı bilirdi. Hislerini içine atıp onunla arkadaş olmaya karar verdi. Ta ki Sinan'ın kalbi bir gün boşalana dek. Evet, artık her şeyi daha net görüyorum. Arkadaşımın ardından kurulan hain planları. Kusursuz ve nadide bir gülün soluşunu. Kusursuzluğun her zaman mutluluk vermediğini. Bazen sadece nefes almanın yaşamaya yettiğini. Bazen de hiç umulmadık bir anda su yüzüne çıkan sırlar. Her şey öyle net ki, ister ölü, ister diri. Görmek için insan bakmasını bilmeli.